Merhabalar, bebek alışveriş danışmanı Gizem Köseoğlu Yılmaz ben. Bugünkü videoda size bebeğiniz için kullanacağınız bebek bakım ürünlerinden bahsedeceğim. Bugünkü konuğum Kanadalı Şoşa. Şoşa'dan da bahsedeceğim size. Neden Şoşa'yı anlatıyorum ya da danışanlarımı ve sizleri Şoşa ile neden buluşturuyorum? Biraz ondan da bahsedeceğim ama bugün elimde yağ var. Yağın da detaylarını anlatacağım. Şimdi Şoşa ile ilk tanıştığımda Kanadalı bir marka olduğunu öğrendim ve Kanadalı bir annenin bebeği için üretmeye başladığı bir ürün olarak ortaya çıkmış Şoşa. Bence en değerli nokta da bu zaten. Çünkü diğer ürünlere çok fazla güvenemediği için, içeriklerine güvenemediği için Şoşa oluşmuş. Daha sonrasında da çok fazla kullanan ve beğenen oluştuktan sonra artık dünyaya yayılmaya başlamış Şoşa. Şoşa'nın içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece bitkilerden üretiliyor ve en büyük artısı da bence organik olan bitkilerden üretiliyor. Dolayısıyla da aslında bebeğiniz için büyük fayda sağlıyor. Doğumdan itibaren kesinlikle gözünüz kapalı kullanabilirsiniz. Bebek yağını neden tercih etmelisiniz? Şimdi bazen şöyle soru işaretleri oluyor. Hatta uzmanlar da ikiye ayrılıyorlar. Diyorlar ki işte yeni doğan bebeğin herhangi bir maddeye ihtiyacı olmaz. Ciltleri zaten temizdir. Dolayısıyla da herhangi bir ürün kullanmanıza gerek yok. Aslında evet, ilk doğduklarında bebeklerimiz öyle doğuyorlar. Ama maalesef daha sonra atmosferin, hava kirliliğinin ve aynı zamanda da kullandığımız suyun etkisiyle bebeklerin ciltleri artık ekstra bir maddeye ihtiyaç duyuyor. Yani nemlenmeye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla da bir yağ, bir losyon, şampuan kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Peki Şoşa bebek yağını ne zaman kullanmaya başlamalısınız? Doktorunuz artık her gün yıkamaya başlamalısınız dedikten sonra siz de bebeğiniz için banyo sonrasında bebek yağını, Şoşa bebek yağını kullanabilirsiniz. İçeriğinde bulunan aynı sefa yağı, Hindistan cevizi yağı, E vitamini gibi bitkiler bebeğinizin o sancılarını ya da rahatlamasını, hatta varsa eğer kızarıklığını giderebiliyor. Dolayısıyla da keyifle kullanabilirsiniz. Ben aslında burada bir detay daha iletmek istiyorum. Daha bebeğiniz doğmadan önce karnınız genişledikçe biliyorsunuz kaşınmaya, kızarmaya başlayabiliyor. Hatta bu kaşınma ve gerginlik, nemsizlik çatlamalara neden olabiliyor. O dönemde de yine aslında Şoşa'nın bebek yağını kullanmaya başlayabilirsiniz. Daha sonrasında da bebeğiniz doğduktan sonra yine bebeğiniz için kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu arada Şoşa'nın içeriğinden dolayı aslında sırf bebekler için değil, çocuklarınız ve kendiniz için de kullanabilirsiniz ki ben 3 aydır kendim için ve Kaya için kullanıyorum. Belki biliyorsunuzdur detayları. Kaya alerjik bir bebek olduğu için cildinde alerjisi devam ediyor ve kuru bir cilde sahip. Dolayısıyla da nemlenmeye ihtiyacı oluyor ve Şoşa'yı kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Dolayısıyla siz de kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Şoşa'nın başka hangi ürünleri var diye sorarsanız da şampuanını, pişik kremini, göğüs ucu kremini tercih edebilirsiniz. Göğüs ucu kremini aynı zamanda dudak balmı olarak da kullanabilirsiniz. Şoşa ile ilgili benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa yoruma bırakabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.